Evet, bir önceki videoda yazdığım gibi Cypher videosunu yeni çekiyorum. Neden yeni çekiyorum bilmiyorum. Ama bu Cypher videosu çok daha detaylı olacak. Split map'inden başlayacağım. Yani bize ne zaman split gelse takımdaki herkes ne kadar kötü map veya herhangi bir yayın izledin ne kadar kötü map falan deniyor. Ben Split'i Cypher'la çok beğeniyorum. Bu yüzden direkt Split anlatacağım size. Sadece Split değil, Cypher'ın nasıl oynanması gerektiğine de biraz bahsedeceğim. Çünkü herkes Cypher'ı o kadar saçma oynuyor ki bazen diyorum ki kullanmıyorsunuz Cypher'ı. Yani Cypher dediğiniz, şöyle şuraya bir tane kamera atayım, site'e geçeyim, kamerayla bekleyeyim bekleyeyim adamlar gelsin vurayım ondan sonra çıkayım değil. Bu kamera oyunun en güçlü skillerinden biri. Sizin bunu el başından el sonuna kadar sürekli kullanabiliyor olmanız lazım. Eğer site arkasına böylece oturup kameraya bakarsanız, şuradan hemen gelelim. Buradan gelen adam, hani siz buradan bakarken gördünüz değil mi? Okey, bu adam bunu direkt kıracak ve devam edecek yoluna. Yani hiçbir manası kalmayacak bunun. Siz bunu buraya da koysanız, şuraya da koysanız, böyle dümdüz kameraya baktığınız sürece görülecek bu. O yüzden şimdi başlayalım. İlk olarak A site'daki birkaç kameradan bahsedeceğim. Çünkü A site'da çok güzel kameralar var. B site'da bir veya iki tane varsa A site'da bundan 4 tane, 5 tane kamera var. Birincisi şuraya geliyorsunuz. Şimdi şurada koydunuz ya, zıplayarak atıyorsunuz ama zıplarken değil düşerken bırakıyorsunuz kamerayı. Tam şu en yukarı koyduğunuzda bu kamera CT'yi de gösterecek. Rampayı da gösterecek. Şöyle bir özelliği var bu kameranın. Sürekli baksanız dahi şuradaki adam, geleyim hatta buradan. Buradan çıkan adam nereye bakar? İlk rampaya bakar. Heaven'a bakar. Sonra buraya bakar. Bu kamera, yani siz şuradan gösterdiği an bu kamerayı bırakın. İşte asla teklemeyin adamı. Yani şunu sıkmayın. El başında şunu asla sıkmayın. Yani bu demek, bu nereden geldiği gözüküyor attığınız zaman adam direkt kıracak bunu. Bu kameranın kırılmaması gerekiyor. Bu kamera sadece infonuzu verin. Deyin ki bir rampa geçti. Ondan sonra çekilin geri. Burada oynuyorsanız aim'inizi buraya koyun. Yani bir şey yok bunun. Çünkü siz bunu sadece info alın ve kullanın. İşaretlemenize gerek yok. Adamın nereden geldiğini biliyorsunuz zaten. Birinci kamera bu. Bunu alalım. Evet, ikinci kameraya geldik. İkinci kamera. Şimdi şu üçgeni görüyorsunuz. Bu sefer Heaven'ın bu ucuna kadar gelip bu üçgenin yani şurasına da koyabilirsiniz. Aşağıda da koyabilirsiniz. Çok bir farkı yok. Niye aldım geri? Kamerayı koydum. Bu kameranın bana sağladığı şeyler ne? Bir. Önünde şu var. Yani yaklaştıkça kameranın görüşü gidecek. Önünde bu var. O yüzden kırılması daha zor bir kamera. Üstüne üstelik size CT'den biraz açı veriyor. Rampaya geçenleri görebiliyorsunuz. Artı ipi görüyor. Bakın ipi nasıl görüyor hem de. Bak, ip buradan çıktı ip. Bu ipten çıkan adam buraya göstermek zorunda. Yani buraya geçmek için de bu kamerayı göstermek zorunda. Buraya geçmek için de bu kameraya göstermek zorunda. Buradan da çıksa, hatta buradan çıkanı direkt görüyorsunuz zaten. Kamera burada. Split'in ikinci kamerası. Split daha saydım. Şimdi üçüncü kamerasını göstereceğim. Üçüncü kamerası için de burada bariyer var. Bariyer bitince kutunun üstüne geliyorsunuz. Şurada mavi olacak. Mavi olunca tamam, buraya geleceğim. Evet, mavi ucu şurada mavi oluyor. Mavi olunca zıplayıp koyuyorsunuz. Bu kamera size bu A'dan rushlayanları gösterecek. Orb almaya çalışanı gösterecek. Ayrıca rampa geleni gösterecek. Şu kameranın şöyle bir artısı var. Bakın. Buradan gelen adam görmüyor. Buradan gelen adam görmüyor. Şuraya geldikten sonra açısı gidiyor. Bakın. Şu an görebilir kamerayı. Şu an açarsanız. Ama buraya kadar gelmiş birinin bu kamerayı görme şansı yok. Yani siz hatta bu adamı tagleseniz dahi, yani bu adama sıktınız diyelim. Bu adam ya bunu duyar.
Ama yani kamerayı tekleyip direkt bıraktığınız takdirde bunu görme şansı çok düşük. Ben çok fazla kişiyle oynadım burada. Yani sağına soluna bakıyorlar ama bu kameranın burada olduğunu çok kişi tahmin etmiyor. Bu dördüncü kamera da benim Split'teki net bir şekilde en sevdiğim kamera. Bunu yani bakın şuraya geliyorsunuz. Bariyer açılmasını bekliyorsunuz. Şurada yine bariyer var. Bariyer açıldıktan sonra şuraya zıplayıp atıyorsunuz kamerayı. Bakın. Buraya nasıl gözüktüğünü göstereyim. Şimdi buraya kadar gelmiş oluyor adamlar. Aşağı yukarı. Yani şurada 2-3 kişi oluyor. Eğer plata kadar yani Diamond Elo'da falan artık Cypher kameraların nereye koyulduğunu biliyorlar. Yani bilmeseler dahi koyulduğu an eğer yakın bir yere koyulduysa sesinden aşağı yukarı ne tarafa atıldığını anlıyorlar. O yüzden bu kamera buraya atıldığında Dia veya üst bir Elo'da bunu fark ederler. Ama daha düşük bir Elo'da oynuyorsanız özellikle şu kameranın el başında görmediği sürece elin ortasından sonuna kadar görülme şansı çok düşük. Bu kameranın şöyle bir artısı var. Şimdi siz buradan attınız değil mi? Kırılsa dahi el başında infonuzu alıyorsunuz. A'da 1, 2, 3 kaçsa bunu görüyorsunuz. Kırılmadı diyelim. Elin sonunda size rampa A, back A, arkanın A'nın arkası artı heaven'ı gösteriyor. Yani bu kadar fazla görüş veren başka bir kamera yok. Belki şu arka taraftaki olabilir. Ama ben eğer A side oynuyorsam bu kamerayla çok fazla kişiyi yakaladım. Bence açıkçası A'nın en OP kamerası şu anda bu. Peki ben A'da ne yapıyorum? A'da bir trap buraya atıyorum. Bir tane Q buraya atıyorum. Size bir tane one way smoke bunu açıklayacağım. Nasıl yapıldığını. Şuraya bir tane one way atıyorum. Buraya bir tane trap bırakıyorum. Şimdi bu trap yani gelip kırabilirler. Okey, bunda da sıkıntı yok. Bunu da gelip kırabilirler. Ama ben bunları attıktan sonra buraya geçiyorum. Ya buraya geçiyorum ya Heaven oynuyorum. Şimdi bana geçmeleri için kesinlikle ya bunu ya bunu kırmaları lazım. Bunu veya bunu kırdıklarında, bunu kırdıklarında bunu açıyorum. Bunu kırdıklarında bunu açıp bu tarafa oynuyorum. Bu arada benim kameram burada oluyor. Bu billboard zımbırtısında. El başında kendim de alıyorum infomu. Üstüne üstelik bir de iki tane tripwire'ım var. Bunların üstünden zıplayabilecek jet var. Skill sesini duyarım. Raze var. Skill sesini duyarım. Omen var. Teleport alabilir. Onun da skill sesini duyarım buradan. Bu yüzden bana ses yapmadan geçmeleri imkansız. Şu Q'nun kafesinin özelliği de bu. Şimdi bunu kırdıklarında ben bunu açıyorum. Benim burada one way'im var. Buradan bakan kişi beni asla göremez. Bakın. Ama siz buradan çok rahat bir şekilde ayaklarını görüp tarayabilirsiniz. Hatta operator'la daha da iyi. Direkt burayı tekrar atıp göstereyim bunu. Atamayacağım değil mi şimdi? Bakın. Kafes tetiklendi. Buraya kadar açılabiliyorsunuz. Bunu kırdıklarında buraya doğru yürüyorlar. Bir veya iki kişiyi çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Nereden geldiğini bile anlamazlar. Şimdi. Fark ettiyseniz şurada dinozorlar var yerde. Bu kapıdan çıktığınız zaman sağdaki ilk dinozora geliyorsunuz. Crosshair'ınızı bu dinozorun gözüne koyuyorsunuz. Bakın gözü burada. Sonra şu dizaynı görüyorsunuz ya. Birinci çizgi, ikinci çizgi, ortasındaki noktaya geliyorsunuz. Hafif sağa. Yani şu birinci ve ikinci çizginin çizgisinde kalıp ortaya koyuyorsunuz crosshair'ınızı. Atıyorsunuz. Bu burada kalıyor. Şimdi az önceki dediğim gibi side'da buraya geçiyorsunuz. İsterseniz Heaven oynayın, isterseniz burada oynayın ki ben burada one way'im olduğu için genelde burada oynuyorum. İnfonuzu aldınız ya buraya geliyorlar ya da buraya. Buraya geliyorlarsa kafesinizi açın, yavaşlasınlar. Çünkü kimse kafesin içinden koşa koşa Kafes rastlamak istemez. Bu arada kafesinizi açtığınız zaman trap'i görecekler, kıracaklar. Siz o zaman açacaksınız kafesi. Aim'inizi koyup bekleyebilirsiniz. Çünkü her türlü aim'inize çıkacaklar. Buraya geldikleri zamanda da bu kafesi Kafes açıyorsunuz. tetiklendi.
Buradan aim'inizi koyup bekliyorsunuz. Çok basit. Kimse buraya prefire falan atmayacak. Merak etmeyin. O yüzden buradan en az bir tane free kill alabilirsiniz. Bundan sonra ama bu kill aldıktan sonra geri çekilin. Söyleyin ki A'ya geliyorlar. Rotate isteyin takım arkadaşınızdan. Sonra screens'e dönün. Screens'ten aim'inizi koyun, bekleyin. Bu arada yani isterseniz bırakın kursunlar. Çünkü sizin hala kurulmamış, kırılmamış bir kameranız var. Bu kameranız en önemli olduğu zaman post plant. Yani bomba kırıp kurulduktan sonra. Bomba kurulduktan sonra bu kameranız sizin buradaysa çok büyük fark yaratabiliyorsunuz. Çünkü takımınızdaki herkese adamların infosunu verebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki rampa boş, A arkası boş, site'dalar. Siz zaten heaven infonuz var, city'ye bakıyorsunuz. Yani o kadar yeri kontrol etmiş oluyorsunuz ki site'da adamların zaten saklanacağı çok fazla yer yok. A site'ı bitirdik. Unutmamanız gereken en önemli şey, bak bu trapleri farklı farklı yerlere kurmanıza gerek yok aslında. İsterseniz kurun, tamam. Hani iki tarafı kontrol altına alın yeter. Bu sefer buraya mı koydunuz? Tamam, gelin bir dahakine buraya koyun. Ya da ne bileyim, gelin bir dahakine buraya koyun. Buradakini çok değiştirmenize gerek yok, zaten girecekler. Sadece buradan girecekler, bunu kırmak zorundalar. Bunun üstüne atlayabilirler bu arada, biraz daha yüksek koyun. Biraz alçak. unutmamanız gereken şey kamera. Kameranızı eğer bunu kırdılar diyelim. Tamam, siz bunu bir el attınız, kullandınız. İkinci el bunu direkt kırdılar diyelim. Alın o zaman. Sonraki el. Gelin gösterdiğim bu noktaya koyun. Bunu mu gördüler? Alın, bu sefer buraya koyun. Yani sürekli kamera yerinizi değiştirin. Çünkü eğer kameranızı yerinizi değiştirmezseniz bu sefer bu pikleyen adam buraya pikleyecek, buraya pikleyecek. Ondan sonra kameranızı bildiği için buraya pikleyecek. Diyecek ki burada kamera vardı, ben buna bir prefire edeyim. Çünkü yerini biliyor bu adam. Hani siz bu kameraya bakmıyor olsanız da buraya bir tane sıkacak. Diyecek ki bu kamera varsa kırılsın. Sonra buraya pikleyecek. Hani hiçbir info almadan o kamerayı kırabilirler. Eğer yerini biliyorlarsa bunu yaptırtmayın adamlara. Sürekli kameralarınızı değiştirin. Alın bu sefer ne bileyim buraya kurun. Hani kimse bu kadar alçakta kamera falan beklemez. En azından bir kez info alırsınız buraya koyarsanız. Zaten kaç el oynuyorsunuz? Maksimum 12 el oynuyorsunuz şeyde. Defender side'da. Yani defender side... Heh. Söylemem gereken şeylerden biri de bu. 12 el oynuyorsanız mesela 3 el burada kaldı kamera. 3 el burada kaldı. 2 el burada kaldı. Gidin B'ye. Çünkü adamlar artık sizin A'da olduğunuzu biliyor. Oturun B'ye. Hatta bunu hani 6 el orada, 6 el orada oynamayın. 3 burada oynayın, 4 orada oynayın, dönün, 2 el tekrar A'da oynayın. Ki karşı taraf şey demesin, A'da cypher var, traplerle falan uğraşmayalım deyip B'ye darlayabilirler. Ve mesela split map'inde B genelde cypher B oynar. Ben A oynuyorum. Çünkü adamlar B oynayacağımı düşünüyor. Ben bilerek A oynuyorum. Mesela 1 el A oynuyorum, sonra 2 el B oynuyorum. Karıştırmanız gerekiyor ki karşı taraf sizin ne yapacağınızı tahmin etmesin. Cypher'ın en önemli yeteneği bu. Hani sonuna kadar kullanmak istiyorsanız bu hero'yu tahmin edilmeyin. Şimdi Cypher'la B'ye gelince. Split'te özellikle Cypher en çok B'de oynanıyor. Genelde denk geldiğim böyle. Kameralardan başlayalım. Sonra da birkaç one way gösteririz. B'de nasıl tutmanız gerektiğini anlarsınız. Yani. Şimdi yukarı koyulan kameralar özellikle önemli çünkü B'ye genelde giriş buradaki garaj kısmından oluyor. Yukarıya herhangi bir kamera koyduğunuzda da garaj kısmında gelenlerin ilk ayaklarını gördüğünüz için siz bir tık avantajlı oluyorsunuz. Şimdi yukarı koyulan kameralarda birincisi bu. Yani daha yukarı koyulan var mı? Arkadaki olabilir. Şimdi burada ayaklarını görüyorsunuz. Bunun ekstra size sağladığı şey bir de heaven'ı görüyorsunuz. Bir de fark ettiyseniz şurayı gösteriyor size. Bu da eğer el sonunda bu kamera hala kırılmadıysa siz bu kamerayla o arka tarafı görerek çok fazla info almış oluyorsunuz tekrardan. O yüzden bu kamera bayağı önemli bir kamera. El sonunda kırılmadığını düşünün. Arka tarafı görüyorsunuz, heaven'ı görüyorsunuz, ip altını görüyorsunuz. Yani şurada saklanan oluyor. Genelde kimse şu arka tarafta saklanmıyor. Burayı görüyorsunuz. Artı CT tarafındaki kutu arkasını görüyorsunuz. İkinci kameraya geçelim. İkinci kamera, şuraya bir kamera bırakabiliyorsunuz. Onu göstereceğim size. Bu kameranın ne artısı var bana? Şimdi
Heaven'daki adamı görüyorsunuz. Heaven'dan geçen adamı görüyorsunuz. City'dekini görüyorsunuz. Bu daha çok post blend, yani kurulduktan sonra önemli olacak bir kamera. Çünkü garajı size hiçbir şekilde göstermiyor. Yani Cypher özellikle B'de oynuyorsanız garajı görmeniz gerekiyor. Yani bu kamerayı koyacaksanız çok defansif oynamanız lazım. Şimdi Split B'nin ikinci ve üçüncü kameralarından bahsedelim. İkinci kamerasını atmak için bu Heaven'da uca kadar gelin. Çok da önemli değil ne kadar geldiniz. Şuradaki uca bakın. Mavi olduğunda bırakın kameranız. Bu kamera size ne sağlayacak? Aşağı düştüm. Bu kamera garajdan gelen adamları sizin daha önce görmenizi sağlayacak. Nasıl daha önce görüyorsunuz? Çok basit. Hemen gösterelim onu da. Ben B'den geliyorum diyelim. Buraya kadar geldim. Yani açıları kontrol ederek geliyorum. Hatta buraya kadar geldim. Bakın şu an benim kamerayı görme şansım yok. Kamera burada. Ama kameraya bakıyorum. Benim ayaklarım gözüküyor. Yani bu yüzden siz buraya gelen adamı site'da Cypher olarak çok daha önce göreceksiniz. Bu arada şu trap'i atalım. Bunun böyle düşme şansı yok bu arada. Kafes tetiklendi. Bu trap'i attım diyelim. Evet, kameradan baktım. Ayakları gördüm. Trap'i açtım. Taradım. Çok basit. Diğer kameraya geçelim hemen. Diğer kamerada... Kamerayı almadan nasıl geçtim? Diğer kamerada çok fazla kullanılmayan ama yine önemli olan kameralardan biri. Şuraya aim alıyorsunuz, zıplayıp koyuyorsunuz mavi olduğunda. Bu da size ne sağlıyor? Heaven'ı sağlıyor, Heaven'ı görmenizi sağlıyor. Garajdan gelenleri görüyorsunuz, City'yi görüyorsunuz. Bir de şuraya geçelim bir. Buradan gelen adamlar, mesela buraya geldiniz diyelim. Kimse buraya bakmıyor. Yani şurada ben hiç kamera görmedim. Split B'de özellikle. Cypher, karşıda Cypher varsa yani hiç şurada bir kamera görmedim. O yüzden yine bilinmedik bir nokta olduğu için önemli bir kamera. Ama yavaş yavaş bilinecek yani bu kameralarda. O yüzden vaktiniz varken kullanın. Şimdi birkaç, çok da fazla yine trap yok. Önemli olan traplerden biri, eğer ki karşı taraf bilmiyorsa Cypher traplerine, bu. Neden bu? Bunun şöyle bir özelliği var. Sol tarafa çok uzak atıyorsunuz. Sağ tarafa çok uzak düşüyor. Yere düşüyor zaten. Burada gelen adamın bunu kırma şansı yok. Buna ya yakalanacak ya raise bombasıyla falan kıracak ya da üstüne atlayacak. Üstüne atlaması demek aim bozması demek. Aim bozması demek sizin karşı taraftan çıkıp direkt vurmanız demek. Ya bu çünkü zaten buradan zıplayan adamın sesini duyarsınız. Buradan zıplayan adamın sesini duyduğunuz adam da anda buradan çıkın tarayın. Yine aynı şey. Bir diğer trap de şuraya geliyorsunuz. Bakın çok basit. Buraya dayadım kendime. Arka taraftaki şu kahverengi kısmı aim alıyorsunuz. İnce olan. Bakın şu. Herhangi bir yerine aim alın atın. Önemli değil. Buraya atın. Buraya atın. Buraya atmayın. Aim'i kaydırdım. Buraya atın. Buraya atın. Ya fark etmiyor. Her türlü bunun üstüne düşecek. Yalnız dikkat edin. Eminizin tam şu hizada olması lazım. Bu hizadan kaydırırsanız bunlar yaşanıyor. Bu üçlü yaşanıyor. Buradan infonuzu aldınız. Trap açıyorsunuz. Trap açtığınız zaman adamların ayakları gözüküyor size. Karşı tarafın sizi görmesi için ta burada olması gerekiyor. Açalım. Ta burada olması gerekiyor. Yani burada olan bir adam sizi göremeyecek. Burada varsa ancak görür ki siz her türlü yine daha önce göreceksiniz. Bunu açtığınız zaman da altından rahat bir şekilde tarayıp yine karşı taraf fark etmeden killinizi alabilirsiniz. Aynı ağda bahsettiğim gibi burada da aynı, yani şunu her zaman atabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Hani bunu attınız. Bunda sıkıntı yok. Buna yapabilecekleri hiçbir şey yok bu adamlar. Ya jet dashleyecek, hızı geçecek. Sizinize direkt oynayacaklar ya da buraya bomba falan atacaklar. Ama buna yapacakları başka bir şey yok. Bunlara var ama. Burada mesela ben girerken eğer Cypher olduğunu biliyorsam oyunda Sov oynuyorum diyelim. Direkt bir tane şok okunu buraya atıyorum. Kafes tetiklendi. Q bastım yanlışlıkla, şok okum Q'da olduğu için. Bir tane şok okumu buraya atıyorum her türlü. O yüzden siz bunu buraya koyduysanız bir sonraki el gelin. Buralara trap atın. Daha defansif oynayayım.
Yani buradaki adamı yine biliyorsunuz, açın yine tarayın, fakat site'de geri çekilin. Sonra bırakın bu traplere gelsinler. Ya da fark etmez, hani buraya atın. Sürekli değiştirin. Ki adamlar... Bu arada şimdi buraya attınız, bu adam burada hala shift basması çok zor. Çünkü site'a girmiş oluyor. Burada shift basmaz bu adam, artık koşmaya başlar site'ın içinde. Çünkü yer alması gerekiyor. Bomba kurulacak. Bomba kurulduktan sonra hızlı yer alması lazım ki... Siz site'a retake atarken... çözmeye gelirken bu adam bununla uğraşmasın. Yani yer almakla uğraşmasın. O yüzden koşarak gidecek ve buna takılacak. Veya siz burada geri çekilmişseniz eğer site'da, bu takılan adamı rahat bir şekilde vurmuş olacaksınız. Yani B site bence A site'dan oynaması daha kolay. Ama dar bir alan olduğu için de üstünüze çok rahat koşabiliyorlar. Mesela şuraya bir tane biri multisi geldiği an siz çok dar bir alana kalıyorsunuz. Şuraya biri ulti attı diyelim, ya buraya kaçacaksınız ya City'ye kadar kaçacaksınız. Yapacağınız çok da bir şey yok. Eğer Raze ulti attı diyelim, Raze'in ultisine yememek için çok fazla kaçmanız gerekiyor. Ya da ulti atmadan vurmanız lazım. İki karşıdaki iyi bir Raze ise bu da sıkıntı. Dediğim gibi burada eğer siz buradan kamerayla infoyu aldığınız zaman buradaki adamın hızlı rotate atması lazım. Yani rotate dediğim site'ın içine kadar gelmesine gerek yok. Buraya kadar gelse yeter. Yani buradan bir kill bile çıkarsa kar. Bu arada şimdi bunu nasıl attığınızı öğrendiniz. Buraya bir tane atıp bir tane mi de göstereyim. Bu da çok basit. Şuraya geliyorsunuz. Şu çizgiye. Bakın şurada çizgi var. Bu çizginin şeyinde bu açıklığa geliyorsunuz. Ondan sonra... Şunun hafif üstüne nişan alıyorsunuz. Şuna yani çok ya hata yapabilirsiniz bunda, hata payı yüksek. Şuradaki metal bölgeye aim aldığınız zaman şunun üstünde kalıyor be her türlü. Buradan operator bırakıp vandal çekelim bir tane. Bunun size sağladığı şey ne? Bir saniye şu kamerayı alalım bir. Ver. Kamerayı buraya bırakalım. Siz buradan adam geldiğini biliyorsunuz diyelim. Mitlik adamınız öldü. Mitlik adamımız öldü. Mitten oynayacaklar. Mitten oynayacakları zaman direkt buraya geliyorsunuz. İpe geçiyorsunuz. Adamların burada infosunu aldınız. Geliyorsunuz. Bunu açıp ipe çıkıyorsunuz. Çok basit. Sonra bu ayakları gözüken adamları tarıyorsunuz. Sizi görebilecek tek kişi burada henüz merdiveni geçmemiş olan kişi. Bakın merdiveni geçmemiş olan kişi de zar zor görür. Ama merdiveni geçtiyse artık öldü. Çünkü sizi görmüyor. Siz çok rahat bir şekilde ipten tarayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere ipteyken tarayabiliyorsunuz. Yani iyi sekmiyor işte. Fark ettiğiniz üzere. Spray atarsan seker. Dediniz ki ben ille de mid oynamak istiyorum. Ne yapayım? Oynamayın. Ya Cypher'la mid oynamanın çok da bir mantığı yok. Herhangi bir map'te. Çoğu map'te Cypher'la mid oynamak gerçekten zor. Çünkü mid geniş oluyor. Geniş yerlere de siz ne kolayca tripwire atabiliyorsunuz, ne bunu atabiliyorsunuz, ne kafes bırakabiliyorsunuz. Hani bunu bıraktığınız zaman bunun hiçbir mantığı yok. Yani çünkü mid'e oynayan adamlar skill'lerinin yarısını mid'de kullanırlar. Mid ele geçirilmesi önemli bir yer. Hem A için hem B için. Bu yüzden sizin trapleriniz kırılacak. Bir mantığı kalmayacak. İlla mid oynamak istiyorum diyorsanız da şurada bir kamera var. Bakın çok önemli değil koyduğunuz yer. Şu ne bu, ne kablosu, bir şey kablosunun üstüne koyun kameranızı. Bunun ne manası var? Buraya geldi adam. Buraya kadar geldi diyelim. Hatta bakın buraya kadar geldi. Buraya geldi, buraya geldi. Bu kamera gözükmüyor ona. Ama siz yine ayaklarını görebiliyorsunuz. Aynı B'deki kamera gibi ayaklarını görüyorsunuz. İsterseniz vurun yani, önemli değil. Ondan sonra çıkın tarayın. Siz burada oynayacaksınız. Bu midden geçen adamı görüyorsunuz. Çıkın vurun. Bunu hatta şuraya koyarsanız daha güzel olur. Çünkü daha korunaklı olacak, hem de bir kısımda midi göreceksiniz. Daha bakalım daha sağda nasıl oluyor. Videonun sonuna bonus, Attacker site'daysanız, mid'e piklemek istiyorsanız
bu noktaya geliyorsunuz. Çok daha önemli değil ne yapması yaptınız. Şuraya geliyorsunuz sadece kendinizi şunla yani şu çizgide tutun kendinizi. Kuruseyiniz şuna baksın yeter. Sonra bu harfler var bakın. Da Japonca mı Çince mi bilmiyorum. Bu harflerden şuna geliyorsunuz. Şunun harf olup olmadığına emin değilim. Hadi harf değil diyelim buna. O zaman bu en üstteki harfe geliyorsunuz. Q atıyorsunuz. Bakın bu Q nerede durdu? Şurada. Nerede durduğuna hiç bakmamıştım ama şurada duruyor. Bu Q'yu açtığınız zaman da şuradan prefire atabilirsiniz. Dümdüz. Yani Allah'ın iyimizi koyun. Abi tamam vandal. At Q'yu. Şimdi alın aim'inizi koyun. Spread. Size açı sağlayacak en azından. Karşı taraftan da göstereyim nasıl gözüktüğünü. Hiç bakmamış karşı taraftan nasıl gözüktüğünü. Kafes tetiklendi. Ya yani kapanıyor tamamen. Düşünsenize şurada bir tane bir anda şey çıkıyor önünüze. Ve sprey atıyorlar. Şu yani aim'inizi nereye koyacağınızı bilseniz yeter. Bunu açtıktan sonra. Bu da öyle tuz olsun. Biber. Falan. Bu cipher için ascent de çekeceğim sanırım sonra. Bind. Ya yani bütün maplerde çekeceğim de bilmiyorum. Sonraki map hangi olsa. Ascent gibi geçiyor aklımdan. Emin de değilim.